Türkistan sürgün hükümeti haberlerine hoş geldiniz. Doğu Türkistan sürgün hükümeti, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Çin'in Doğu Türkistan'da yapmakta olan soykırımına karşı sert tavır almaya çağırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çinli mevkidaşı ve diğer üst düzey Çinli yetkililerle 5 ve 6 Şubat tarihlerinde görüşme yapacağı planlanıyor. Doğu Türkistan sürgün hükümeti 1 Şubat günü basın açıklaması düzenleyip Antony Blinken'den Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamakta olan soykırımına, sömürgesine ve işgaline karşı sert bir duruş sergilemesini istedi. Doğu Türkistan sürgün hükümeti basın açıklamasında Blinken'i Ferhat Tursun gibi aydınlar da dahil olmak üzere işkence kampları ve cezaevlerinde tutuklu olan milyonlarca Doğu Türkistanlının serbest bırakılması çağrısında bulunmaya davet etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin ziyareti 5 Şubat 1997'de Doğu Türkistan'ın Vulca şehrinde yaşanan Vulca katliamının 26. yıl dönümüne denk geliyor. Doğu Türkistan sürgün hükümeti Başbakanı Salih Hudayar basın açıklamasında ABD'nin Vulca katliamının tanıması ve kınaması, bu fırsatla Çin'in Doğu Türkistan'da sürdürdüğü soykırım ve sömürgeleştirme politikalarına karşı sağlam bir tavır alması gerektiğini söyledi. Basın açıklamasına göre Doğu Türkistan sürgün hükümeti ve Doğu Türkistan Ulusal Uyanış Hareketi Vulca katliamının 26. yıl dönümü münasebetiyle katliamı ve Çin'in devam eden sömürgeleştirme, soykırım ve işgal kampanyasını kınamak için 5 Şubat'ta Beyaz Saray önünde barışçıl protesto gösterisi düzenleyecek. Bu gösteri ABD'deki Doğu Türkistan Uygur diasporasının seslerini duyurmak ve Çin'in Doğu Türkistan'daki sömürgeciliğini, soykırımını ve işgalini sona erdirmek için çaba sarf ettiği daha büyük bir hareketin parçası olacak. Doğu Türkistan sürgün hükümeti yaptığı basın açıklamasında Doğu Türkistan'daki Uygurların ve diğer Türk halklarının Çin'in 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal etmesinden bu yana Çin'in egemenliği altında acı çektiğini, toplama kamplarında, hapishanelerinde ve çalışma kamplarında tutulduğunu bildirdi. Türk kadınlarının Çinli erkeklerle zorla evlendirilmesi, zorla kısırlaştırılmasının Türk nüfus artış oranlarında keskin bir düşüşe neden olduğunu iddia etti. Doğu Türkistan sürgün hükümetinin stratejik danışmanı Memtimin Ala, Doğu Türkistan'da devam etmekte olan soykırımı sona erdirmekte uluslararası toplumun sorumlu olduğunun altını bir kez daha çizdi. Doğu Türkistan sürgün hükümeti Cumhurbaşkanı Ulam Yama, basın açıklamasında Doğu Türkistan'da devam eden soykırım ve ıstırabın temel nedeni Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal etmesi ve sömürgeleştirmesidir. Uluslararası toplumu Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını yeniden tesis etmenin Çin'in sürdürmekte olan soykırımını sona erdirmede Doğu Türkistan'daki Uygur ve diğer Türk halklarının hayatta kalmasını sağlamanın tek yolu olduğunu kabul etmeye davet ediyoruz dedi.